Venüs Katı Atık Alım Teknesi'nin 2015 yaz sezon açılış törenine katılan Denizciler Derneği Başkanı Mustafa Demiröz, Yarımada'daki tüm kurumları denizcilerin temiz kalması için gerekli olan sıvı atık teknesinin teminiyle ilgili olarak yapılacak olan kampanyaya destek vermeye çağırdı. Hocam ne kadar gidiyorsun? 11 Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Gündüz Nalbantoğlu, Denizciler Derneği Başkanı Mustafa Demiröz ve Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı İsmail Altındağ'ın katıldığı Venüs Katı Atık Alım Teknesi'nin 2015 yaz sezon açılış töreninde İvedi biçimde alımının yapılması gerekli olan sıvı katı alım teknesinin imece usulü alımı için tüm kurumların katılacağı bir kampanya çağrısı yapıldı. Venüs Katı Atık Alım Teknesi'nin yaz sezonu açılış törenine katılan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum'da sürdürülebilir turizm için denizlerin ne kadar önemli olduğunun farkında olduklarını belirttiği konuşmasına şöyle devam etti. Ama bizim tabii yoktan var ettiğimiz bir mavi yolculuğumuz var. Süngerci ve balıkçı kayıklarından yarattığımız Bodrum göletleriyle dünyada ilk defa mavi yolculuk diye bir turizm yapıyoruz. Ve özellikle bu turizm Gökova'nın kıyılarında, İşte Göce'ye kadar, hatta Antalya'ya kadar devam eden bir turizm bu. Bu turizmi en çok sık yaptığımız bölgelerde, özellikle Bodrum kıyı kenarında olan bölgelerde bu teknemiz geçen sene aldığım rakamlara göre 11 bin torba çöp toplamış. Ben umuyorum ki bu sene bu torba sayısının aşağı düşeceğini. Çünkü artık hem kaptanlarımız hem gemicilerimiz hem de mavi yolculuğa çıkan arkadaşlarımız, turistlerimiz özellikle denizleri temiz tutma kampanyasında bize çok büyük destekler verdiler bu sene. Bu bilinçle bu çöp torbasının düşeceğine inanıyorum. Ve özellikle bu teknemizin sezon başlamadan önce kıyılarda yapmış olduğu temizlik çalışması, sonra da sezon hızlandığı zaman da tekneden topladığı çöplerle gerçekten büyük bir çevre dostu, çevrede büyük katkı sağlıyor. Özellikle bu teknede çalışan ve bu tekniği Bodrum Koylan temizliğine kazandıran başta Denizciler Derneği'ne olmak üzere Denizci Odası'na, Denizci Odası'na ve Bodrum Belediyesi'ne de burada bir daha teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bizim en büyük geçim kaynağımız turizm. Asla bu dalı kesmemek lazım. Bunlardan bir tanesi de deniz turizmi. Onun için emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu bilinçle inanıyorum ki Bodrum gelecek nesillerine çok iyi bir şekilde emanet edilecek. Turizm sezonunun herkese hayırlı olmasını dileyerek konuşmasına başlayan Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Mustafa Demiröz, başkanın ifade ettiği gibi denizlerin herkes açısından çok önemli olduğunu söyledi. Demiröz, özellikle mavi yolculuğun başkenti olan Bodrum'da denizleri temiz muhafaza edebilmenin çok önemli olduğunu belirttiği konuşmasında, bu temizliğe Bodrum'da faaliyet gösteren tüm kurumların da destek vermesi gerektiğinin altını çizdi. Demiröz, bu nedenle devletin yıllardır bir türlü alımını gerçekleştirmediği, sıvı katı alım teknesinin Bodrum'a kazandırılması için kurumları imece usulü yapılacak kampanyaya destek vermeye çağırdığı konuşmasına şöyle sürdürdü. Bu teknemiz katı atık toplama teknesi. Esasında asıl olan tabii kirletmemek. Ama kirlettikten sonra da bizler elimizden geleni yapma gayreti içerisinde bunları temizlemek için büyük bir gayret sarf ediyoruz. Fakat ben bu arada hazır başkanlarım da buradayken bir söz almak ve açıklama yapmak istiyorum. Katı atık hususunda işte bu teknemiz var. Veyahut da katı atıklar fiziki atıklardır. Bir şekilde temizlemek imkanı olabilen atıklardır. Ama sıvı atıklarla denizlerimizi kirlettiğimizde bunun temizliği çok daha zor olmaktadır. O yüzden sıvı atıklar hususunda da denizlerimizin kirlenmesini önlemek için hükümetin, devletimizin çıkardığı yönetmeliklerle özellikle Muğla bölgesi, pilot bölge seçilerek teknelerden, gemilerden kaynaklanan sıvı atıkların bertarafı yönetmeliği diye bunların önlenmesi için kurallar, kaideler koydular. Ama maalesef devletimiz bunun altyapısını tam olarak hazırlayamadığından geçerli ve işleyebilir halde olamadı bu sıvı atıkların toplanması. 3-4 yıldan beri sıvı atıklar hususunda da bayağı bir mücadele ediyoruz bunların toplanabilmesi için. Fakat ne hikmetse bütün
çözülemedi. Devlet tarafından, ne valilik tarafından. Şimdi ben hazır başkanlarım da buradayken, bizler imece usulü bu tekneyi aldık. Hata attıkların toplanması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ve bunda da başarılı olduğumuza inanıyorum. Sıvı atıklar hususunda da Bodrum'a yakışanı yapalım. Devletimizin bugüne kadar çözemedi bu meseleyi. Biz kendimiz burada yaptığımız gibi imece usulüyle bütün kurumlar bir araya gelerek bir de sıvı atık toplayan, hatta denizlerin temizliğinde, Denizli'yi temizliğinde kullanabileceğimiz, turizm teknelerinin kurtarma yardımında kullanabileceğimiz, Allah muhafaza bir yangına müdahale edebilecek tarzda uygun olabilecek bir tekneyi hep beraber hayata geçirelim diyorum. Denizciler Derneği Başkanı Mustafa Demiröz yapılacak bu kampanyayla özellikle şoförler ve esnaf odası gibi kurumların yanı sıra Bodrum'da faaliyet gösteren diğer kuruluşlar, işletmeler ve kooperatiflerinde destek vereceğine inandığını ifade ederek şunları söyledi. Bodrum yakışanı yapacaktır diye düşünüyorum. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Çünkü devletten bu yönde bir çözüm birkaç yıldan beri bulunamıyor ve denizlerimiz de hızla kirleniyor. O yüzden şimdi buradan bir start veriyoruz. Sıvı atık teknesi isimde bir kampanya başlatıyoruz esasında. Destek verecek bütün kurumlar, kuruluşlar, bu bir duyurudur. Destek versinler ve Bodrum'a yakışan bir tekneyi de kısa vadede hayata geçirelim. Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Gündüz Nalbantoğlu, deniz kirliliğinin önüne geçilebilmenin ilk koşulunun az tüketmekten başladığını belirttiği konuşmasında şunları dile getirdi. Başkanlarım gerekli şeyleri söyledi. Bence buna ilave edebileceğim küçük bir şey var. O da denizcilerimizin bilincini artırmak. O da şu şekilde. Şimdi kullandığımız şeyi bir defa kullanımını azaltmamız lazım. Ondan sonra onu tekrardan kullanmanın yollarına bakmamız lazım. Ondan sonra da yok etmemiz lazım. Yani bu benim şey yaptığım değil, Avrupa'daki, dünyadaki atıklarla ilgili söylenen, yapılması gereken şeylerin bu olduğunu bütün devletler söylüyor. Ve şimdi böyle bir eğilim var. Bizim de bunu yapabilmemiz için tabii bu bireylerin bunu tek tek şey yapması lazım. Bunun için de denizcilerimizi, yalnız denizcilerimizi değil esasında, yani bütün Bodrum'un insanlarını bu konuda bilinçlendirmemiz lazım. Bu konuda gazete, televizyon vesaire, yani bunları kullanıp geleceğe daha temiz bir çevre bırakmak için uğraşmamız lazım.